bana hep anlatırdın ama ben bugün bir daha dinlemek istiyorum senden. Nasıl geldiniz? Kaç senesinde nasıl geldiniz buraya? Biz Makedonya'dan. 57'de geldik. Hı hı. 16 Mart'ta oradan tamam. Kalktık. Akhisar'a 20 Mart'ta geldik ama sadece bizim çocuklar, dedemle rahmetli Fatma ablam, bir de biz. Yani Aco dede ve sen iki kardeş. Acun kaldı orada. Vagonlarla beraber. Trenle geldiniz ya. Hayır, o kaldı, biz geldik Akhisar'a. Sonra ben tekrar Adem amcanla gittik gene İstanbul'a. Telegraf geldi. Vagonlar gelmiş, eşyalar gelmiş. Peki dede, neden Makedonya'da kalmadınız? Neden Türkiye'ye geldiniz? Zorluklar vardı dedim işte demin. Orada neredeyse size zorluk mu çektirdiler? Bizim yazdılar 170 dekar malımız var, 70'i devlet el koyuyor ya. Peki bu şey, Türk olduğunuz, Müslüman olduğunuz için miydi yoksa oradaki devlet herkese mi yaptı? Tito geldikten sonra bu zorluklar. Humanist memleket. O herkese geçerli oldu. Herkese değil. Varlıklı olanlara. Köyde 160 haneydi. En çok 4-5 kişiye fazla. Ötekiler yok, ne Allah. Orada hiçbir şey getiremediniz mi Türkiye'ye peki? Biz mi? Para... Mal yeterdik. Para yetermedi. Oradaki tarlalar, mal mülk ne oldu? Oradaki ev, bıraktınız her şeyi. Onları sattık gayri. Terekeler sattık. Nohut vardı birdenbire. Götürdük 2000 kilo. Mal mülk her şeyi sattınız orada. Sattık. Peki siz Türkçe biliyor muydunuz buraya geldiğinizde? Az. Memlekete bilmedik. Orada kimse Türkçe konuşmuyor. Ama bak burada öğrendim. Rahmetli dedem, Allah rahmet eylesin. Nasıl anlaşıyorsa. Dedim bazı Türkçe, bazı Makedonça. Burada Türkçe bilmemek sorun oldu mu? İnsanlar size kötü davrandı mı Türkçe bilmiyorsunuz diye? Fazla olmadı ama çok zorluk diyorum çekiyorduk burada. Akademiye Spor Okulu 19 Mayıs yanında çalışırken vardı burada yerliler, at arabayla atıyorlar, buradan toprağı biz katıyor filan yerde atıyor at arabayla. Siz dil bilmiyorsunuz diye hep en zor işler yaptınız. Kazmaya almışım yelik kazma. Söyle be ne yazıyorsun? Ne söyleyeceğim? Yalnız konuşacağım. Şerif aferin. Sonra birkaç ay sonra gördüm. Manisa'da, işte kasabada. Ne yazayım? Nasıl alayım? İyiyim dedim Şerif ağa. Sen nasıl? Maşallah maşallah. Öğrendiniz. Dedi. Bu bizim Makedonya'da Sarova diye bir şehir var. O şehrin çorbası çok, yani en önemli bizim bayramlarda, düğünlerde yaptığımız çorba. Tavuk suyundan yapılıyor. Bol tereyağı ve sıvı yağla önce unu iyice kavuruyoruz. Kavurduktan sonra birazcık, evet. Şimdi yoğurt koyuyorum. Yoğurdu çırptıktan sonra yumurta. Beyazını buraya koyuyorsun. İşte bunlar böyle çırpılınca biraz soğuk su girer. Şimdi kavurmuş olduğum unu dökeceğim içine. Şeyle biraz sıcak su aldım. Kolay gelsin bayanlar. Sağ olun.
Sağ olun. Neler yapıyorsunuz? Buyurun, buyurun. Oh. Çorba yapıyoruz. Bu senin meşhur çorban galiba. Evet. Bana da öğretsenize ne koydun içine, malzemelerini tekrar sayar mısın? İşte tavuk. Tavuğu haşladık. Haşlıyoruz. Tamam. Onu kavuruyorum. Hı-hı. Tamam. Sonra iki tane şimdi, yumurtanın sarısı ve yoğurt birlikte çırpıldı. Şimdi bunu süzeceğim. Et suyu ilave edip biraz süzüyorsun. Daha. Bunun yoğunluğuna göre inceltiyor musunuz? Evet. Göz kararı. Göz kararı. Çorba içecek kıvamda olacak evet. Yani. Sarıva çorbası, bayram çorbası öyle düğün oluyor. Çorbası. Düğün çorbası. Düğünlerimizde, bayramda bu oluyor. Bu tamam, bunu da al. Kaşığı alacağım. Şimdi ocağı yakalım. Şimdi top top kalmasın diye öyle süzüyoruz bunu. Ben ilave edeyim. Şey ilave etsen iyi olur. Olmazsa olmaz mı çorba değil mi? Tabii. Ben bildiğim bileli sizin evde hep vardır. Evet, hep var. Özel günlerde. Özel günlerde. Bayramlarda. İftar yemeklerinde. İftar, her şeyde. Biz bayramlarda gittiğimizde halam bize tatlıdan ziyade çorba, kora ikram eder. Biz de ona ne zaman gidersek her daim. Onda bunu bulmak umuduyla gidiyoruz yani her defasında. Bir fıkır kaynadım bırakacağım. Öyle çok kaynamayacak. Kaynamaya neden? Duracağım. Peki yoğurt kesilmesin diye mi yapıyorsun? Yoğurt kesilmesin. Şimdi tuzunu koyayım. İşte devamlı karıştırılacak. Öyle topak olmasın diye. Sonra ekşi ilave edelim. Abla doyuracak mıyız yoksa böyle mi? Öyle tifteceksin. İnce ince tifteceksin. Evet, çorbanın içine koyulacak. Şimdilik güzel, kıvamı güzel, yanıyor. Biraz böyle bekliyoruz tabii o. Sonra şeyi hazırlayalım, üstüne sos olacak ya. Kırmızı mı? Evet. Tamam. Sıvı yağ, bir de salça, biraz da toz biber. Evet, şimdi içine ekşisini de katıyorum. Evet. Şimdi biz köy usulü bu... almıyorum kaşıkla da biraz böyle döküyorum ben. Daha kolay geliyor bana. Oldu mu? İyi mi abla? Çorbanın bir şeysi yok işte. Bu kadar. Güzel. Sıvı yağ ocağa koyuyorum. Kırmızı o da. Birazcık fıkırdamaya başlayınca birazcık salça, biraz üstüne yağın üstüne kırmızı biber koyuyorum ama yağ fıkırdayınca hemen kapatıyorum. Yavaş yavaş yavaş. Yeterli mi? Amca dedemden dinledim ama detayları da senden duymak istiyorum aslında biraz. Şimdi detaylar derken sen babam anlatabildiği kadarıyla anlattı. Ben bazı eksik bölümler gördüm. Hı hı. Örneğin buraya gelmek için yapılan anlaşmada mal mülkten söz etti ya babam, evet. Satışların şundan. Hı hı. Satmak zorundayız çünkü adımıza mal kalırsa vize vermiyorlar. Dolayısıyla biz elimizdeki mevcut malları kaç para kaç para kime satı istersen satabilirsin şekliyle sattık ve onları mala çevirdik. Para olarak getiremiyoruz. Belki de şey yapmış olabilirler mi? Sonrasında bir şey hak istememek için. Belki öyle bir düşünceyle yapılmıştır. Hı-hı. Bilemiyoruz orasını, ancak anlaşma oydu. Adına tapulu mal kalmayacak. Evet. O zaman vize alabiliyorduk ve biz onu da öyle yaptılar. Sattığımız malları ne yaptık? Parasını. Hı-hı. İşte 4 tane canlı hayvan getirdik. Kadife kumaş, somya,
yağmurluk, ne bileyim radyo, hani buna benzer eşyalarla biz iki tren vagonu eşyalarla geldik Türkiye'ye. Ve buraya geldiğimizde 1957 senesinin Mart'ın ya 17 ya 18'indeydi hatırlamıyorum İstanbul'a. İnişimiz, indiğimiz gün 2000 liraya 4 tane hayvanı sattık sadece. Yani o yıllarda 2000 lira çok güzel bir paraydı. Evet. İşte diğer getirdiğimiz eşyaları paraya çevirdik. Hı hı. 2 senelik emenimin giyecek getirdik. Gelir gelmez de dolayısıyla işe koyulduk. Çoluk, çocuk, kadın, ne? Yani iş yapabilen herkes. Yer gösterildi mi burada yerleşmemiz gereken? Hayır yok, biz zaten bizden önce gelen Bulgaristan göçmenleri var. Onlar da vardı değil mi öyle bir şey? Onlar da var, onları devlet getirmiş. Buradaki boşluklar da var. Bize serbest göçmen denildi. Türkiye'nin neresine gidersen git, ne istersen yap. Ama devletten destek hiçbir şey yok tabii. Sen tercih ettin çünkü oradan buraya göç etmeyi. Tabii canım. Orada bir zorlama ya da buraya zorla göç ettirme yoktu aslında. İlla ki gel diyen yok, illa git diyen de yok. Hı hı. İstersen git, yola çık. Evet. İstemiyorsan burada kalabilirsin. Ama burası ana yurdumuz olduğu için. Tabii canım, burası ana yurdumuz. Biz işte orada temin, azınlıksın. Az önce babam da anlattı yani, böyle keyfinden ıslık çalarak geldik yani. Evet. Ya niye? Ana yurdumuza geliyoruz en azından. Peki ben hatırlıyorum 1996'da babamla beraber siz Makedonya'ya gitmiştiniz. Gittim. Sen o zaman ilk mi gitmiştin? İlk oradan gittim, evet. Buraya geldikten sonra. 97'de gittik. Senin, geldikten tam 40 sene sonra. Senin hislerin ne oldu? Ben de gidip geliyorum. Ben benim hislerimi... Çok enteresanım. Şimdi, hani sizden tabii, dinlediğim kadarını biliyorum ama ben bile orada memleket yaşadığımı anlatayım. Çekiyorum. Mesela sen oraya gittin bilmiyorum. Hı hı. Bir üst geçitten gidiliyor bizim köye. Grasko'dan sonra. Evet. Biliyor musun? Hı hı. Grasko naimizdi biz oradayken. Ben oraya geldiğimizde baban kullanıyordu arabayı rahmetli. Grasko'ya geldik. Şuraya gir bakalım dedim ben şu ağaçların altına. Oraya indiğimizde ben artık Türkiye'de yaşamış olduğumu unuttum. O güne geri döndüm. Tabii ki. Çünkü oraya en az iki günde bir geliyordum. Güzel. Oradan köye gelirken bizim köye girişimizde bir kuyu vardı. Trencinin makas, hı hı, hatları değiştirdiği yer. Baktım kuyu aynı. Böyle hemen 50 metre kadar ileride yol var dedim. Babana mıydı? Diğerlerinin birine. Bak bakalım dedim, o yol kaldırım taşı mı? Gitti geldi doğru dedi. Abi kaldırım taşı dedi. Her gün geçtiğimiz yer haliyle ben orada çok bir tuhaf oldum. Canlı. Baban bağırıyor. Abi gel sen bekle dedim. Peki şeyi diyebiliyor musun? İyi ki babamlarla birlikte göç etmişim. 11 yaşında ayakta kalmak çok zor durumda. Ay öyle demiyorum. Ama... Allah milyonlarca defa Allah razı olsun diyorum. İyi ki geldik. Bizim yani buraya gelmemize vesile ve sebep olanlardan. Doğru. Tabii. Bir de şey diyorlar, ben oraya gittiğimde de oradaki halkla konuştuğumuzda. Türkler ekmişler, üretmişler. Onlar yapıyordu, biz yiyorduk. Türkler gitti, biz ağaçları kestik, yaktık, yemek pişirdik. Onlar gittikten sonra biz onların ektiği gibi ekmediğimiz için artık burada hiçbir şey kalmadı. Üretim yok. Evet. O yüzden de orası zaten çok büyük sorunlar yaşamışlar. Çok geri kalmış olarak Türkiye'ye şimdi, göre çok gerideler. Ben orada okula da gittim. Hı hı. Okul öğretmenim gavurdu. Hı hı. İkinci sınıfa kadar dayım öğretti. Hı hı. Murat dayım, sen hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. O rahmetli oldu. O bizden önce geldi buraya, sonra bir bayan geldi. Sırp asıllı. Hı hı. Dolayısıyla bazı şeyleri hatırlıyorum bizim, evet, Türklerin onlarla olan ilişkisini. Neden 40 sene sonra gittim? Hep derdim ki mesela hadi Makedonya'ya gezmeye gidelim diyen arkadaşlarıma, ya kimi göreceğim? Bana orada canı gönülden hoş geldin ya diyecek kimse yok. Tanıdığım kimse yok, akrabam yok. Fakat gittiğimde gördüğüm ilgi beni yanılttı. Ondan sonra neyi sordum kendime? Ya ben biliyorum bizim bunlarla ilişkimizi. Sebep ne ki bu kadar bize sıcak davranıyorlar? Evet. Hı hı. Oradaki Sırplar, işte sebep o. Adamlar açık açık dile getiriyorlar. Siz buradan gidince buranın beti bereketi kalmadı. Ben şimdi size büryan yapacağım. Önceden doğradığım soğanı kavuracağım bir güzel. O kavrulduktan sonra ıslattığım pirinci, burada pirincimiz, sabah ıslattım bunu 10 gibi, tuz koydum, biraz ılık su koydum, ıslattım. O şekilde durdu ve şimdi süzdüm onu, süzdük, bu şekilde bekliyor şimdi pirincimiz.
soğanı kavuracağım aynı zamanda. Şimdi ocağa koyuyoruz soğanımızı. Çiçek yağı koyduk normal. Biraz da tereyağı koyacağız. Kavuracağız soğanımızı. Kavrulduktan sonra soğanımız tepsiye dökeceğiz. Pirincimizi de dökeceğiz. Hepsini birlikte. Şu anda soğanımız kavrulmuştur. Güzel oldu. Pembeleşti aynı zamanda. Şimdi tepsiyi alıyoruz bu şekilde. Döküyoruz. Böyle. Ondan sonra ıslattığımız pirincimizi de alıyoruz şu şekilde. Döküyoruz. Ocağımızın altını da açalım. Bir güzel kavuracağız yani. Pirinçle soğanı özleştireceğiz. Biraz da tereyağı katacağız içine. Evet, tereyağı. Yeterli herhalde önce. Evet, şöyle koyalım. Biraz kavuruyoruz. Şu şekilde. Şimdi suyunu koyacağız artık. Oldu. Böyle bu şekilde suyunu koyuyoruz. Tamam, dur biraz şimdi karıştır. İyidir herhalde. Bir karıştıralım tekrar. Şimdi suyunu koyduk. Tamam, şu anda fırına götürüyoruz. Şu anda yuvarlak davul fırınımıza koyuyoruz. Şimdi suyunu çekecek büryanımız. Şimdi büryanımız oldu. Fırından çıkarıyoruz. Fırını kapatayım. Şu şekilde. Abla tencereyi böyle alalım olmadı. Etleri sıralayalım üzerine. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi etlerimizi tekrar üzerine koyuyoruz. Yalnız mecbur böyle elle evet. Tutmak zorundayız biraz almak için. Evet. Şöyle diziyoruz etlerimizi. Sen diz. Fırından çıkardık. Etlerimizi dizdik. Şimdi tekrar biraz su gezdirdik üzerine. Tekrar şimdi fırına koyuyoruz. Pembeleşeseye kadar pişecek yani. Açalım şimdi fırını abla tekrar. Fırına götürelim. Şimdi size yayçenik yapacağım. Tabii ki bu uzun bir iş olduğu için elde açmıyoruz. Hazır yufka aldık. Bir yufkayı açtık size. Ve aynı zamanda bu Hıdrelez'de yapılan bir böreğimizdir bizim. 6 Mayıs'ta Hıdrelez günü yapılır bu yayçenik. Şimdi bir kaba yağ koyuyoruz. Tepsiye yağ koyuyoruz. Şöyle yağlıyoruz. O şeye de bir yağ koyalım. Şöyle yağlıyoruz komple. Şimdi yufkamızı yağlıyoruz tekrar. Börek yapacağız yani. Bir tane bıçak alalım. Şimdi yufkayı ikiye kesiyoruz. Şu şekilde. Böyle büzüyoruz. Bu şekilde büzüyoruz. Aynı şekilde bunu da büzüyoruz bu şekilde. Ondan sonra tepsimize
şu şekilde diziyoruz. Koymuyorum bunu. Bunu da aynı şekilde alıyorum. Şöyle büzerek. Bunu da diziyoruz şu şekilde. Şimdi bir tane daha yumurtamızı alıyoruz. Tekrar açıyoruz. Bunu da yağlıyoruz. Tekrar. Tabii ki bunun ortası süt, yumurta. 8-9 tane yumurta koyuyoruz. Bir 5 bardak yufkalar süt dizilmiş. Koyuyoruz. Evet, yayçenek yapıyoruz. Oo, en sevdiğim yemeklerden biri. Evet, harika. Benim çocukluğumdan hep hatıramda kalan özel anlardan bir tanesidir bu. Çünkü Kadir Aliz'in geldiğini ben özellikle bu yemekle çok iyi anlıyorum. Annem beni hazırlardı, gül yapraklarını kovanın içine koyup beni o gül yapraklarıyla yıkardı. Aynı zamanda o sırada mutfaktan bu güzel böreğin mis gibi kokuları gelirdi. Yani benim hatıramda hep 6 Mayıs, 7 Mayıs Hıdır Aliz deyince bu özel börek geliyor. Ama sağ olsun annem bize her zaman yapıyor. Biz hiçbir zaman unutmadan. Eşim de öyle derdi rahmetli. Bugün 6 Mayıs börek yiyecek miyiz? Siz börek açarken ben biraz sizin yorgunluğunuzu gidereyim, olur mu? Makedonski bil bil yanki, Makedonski canım bil bil yanki. Kaç semomena konya poydi somene, dvajsata da sezim ime, ne možem bez tebe. Kaç semomena konya poydi somene, dvajsata da sezim ime, ne možem bez tebe. Prilepçan ki tutunar ki, prilepçan ki canım tutunar ki. Kaç semomena konya poydi somene, dvajsata da sezim ime, ne možem bez tebe. Kaç semomena konya poydi somene, dvajsata da sezim ime, ne možem bez tebe. Bravo! Şimdi ortasına bir tane açacağız. Tek şuradan bir tane alayım. Şimdi 4 tane böyle 4 katlıyorum. Bir yufkayı 4'e katlıyorum bu şekilde. Ortaya koyuyoruz şu şekilde. Ortasını havuz şeklinde yapıyoruz. İçine çünkü süt, yumurta koyacağız. Şu şekilde. Havuz şeklinde oldu. İşte böyle. Tamam. Koy, yumurtaları kıralım. Şimdi 8 tane yumurta yağlayalım tepsini tekrar böreğimizin üzerine. 8 yumurta koyacağız. Karıştırıyoruz güzelce. Biraz tuz koyacağız. Biraz da tuz atıyoruz, ilave ediyoruz az bir şey. Hemen şöyle çırpıyoruz. Şöyle bir kaşık un ilave ediyoruz, koyulaşsın diye. Şimdi karıştırıyoruz tekrar. Yalnız burada kıyım pişti. Yavaş yavaş böyle döküyoruz. Şu şekilde fırına atacağız. Dostan vreme ergen odem, dostan hiç miyim o miyim odem. Dostan vreme ergen odem, dostan hiç miyim o miyim odem. Dojde vreme da se ženam, ovo život da gosmenam. Dojde vreme da se ženam, ovo život da gosmenam.